Arkadaşlar ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. Müthiş bir video ile karşınızdayım. Türk edebiyatının can suyu kadın yazarlar arkadaşlar. Tam 21 kadın yazarı sizlere anlatacağım ve kesinlikle ama kesinlikle buradan bir soru gelecek arkadaşlar. Bir kenara not alın lütfen. Evet Fatma Aliye ismini duydunuz. Hangi dönemde? Tanzimat döneminde. Tanzimat dönemi yazarlarından Ahmet e, Mithat Efendi kendisinin hocasıdır biliyorsunuz arkadaşlar. Ve 1891 yılında Hayal ve Hakikat isimli bir romanı kaleme alıyorlar. Fakat bu romanda Fatma Aliye'nin adı geçmiyor arkadaşlar. Bir kadın diye nitelendirilir Fatma Aliye ve Türk Edebiyatı'nın ilk kadın romancısıdır. Daha sonra kendisinin yazmış olduğu e, muhadaratta artık kendi adını kullanacaktır arkadaşlar. Roman, biyografi, felsefe, tarih türlerinde eserler kaleme almış ve eserleri kısa sürede batı dillerine çevrilmiştir. Fatma Ali adını ilk kez muhadarat adlı eserinde kullanmıştır. Evet bu eserde de tanzimat edebiyatında sıkça işlenen konulardan biri olan kişinin kendi özgür iradesinin dışında yapmak zorunda kaldığı evliliği konu alacaktır arkadaşlar. Çok önemli bir sanatçımızdır. İlk Türk kadın romancı olarak geçer. Bunu unutmuyoruz. İkinci kişimiz tabii ki hepinizin yakından bildiği bir isim. Milli Edebiyat döneminin müthiş kadın yazarlarından biridir. Halide Edip adı var. Milli Edebiyat döneminin tanınmış ilk kadın romancısı ve hikayecisidir arkadaşlar. İngiliz dili ve edebiyatı profesörüdür aynı zamanda biliyorsunuz ve bazı eserlerini İngilizce yayımlamıştır diyoruz. Fatih ve Sultan Ahmet'te yaptığı mitingleriyle tanınır. Fatih ve Sultan Ahmet'te yaptığı mitingleriyle tanınır. Romanlarında gözleme oldukça önem verir ve realizm akımından etkilendiğini biliyoruz. Dil özensiz, Türkçesi çok iyi değil. Niçin? Çünkü bir süre uzun bir süre İngiltere'de yaşamış arkadaşlar ve sağlam bir Türkçesi yok. Dolayısıyla üslup olarak çok fazla kaliteli olduğunu, sağlam olduğunu söyleyemeyiz. Basit dil yanlışlarını da görmekteyiz Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde. İlk romanlarında aşk konusunu işlemekle birlikte kadın psikolojisi üzerinde durmuştur. Bu romanlarının kahramanları genellikle batılı bir anlayışla idealize edilmiş, güçlü, kültürlü ve modern kadınlardır. Kurtuluş Savaşı yıllarında milli duyguları öne çıkaran romanlar yazmıştır. İlk romanı 1912'de yayınlanan Handan'dır ki mektuplar halinde bir romandır. 10 yıl sonra gelen Ateşten Gömlek ise tıpkı yazarı gibi Cumhuriyet'in sembollerinden olur. Kurtuluş Savaşı'nda yazmayı bıraktığı cephede savaşmayı seçer, o artık onbaşı Halide'dir arkadaşlar. Ateşten Gömlek, Vurun Kahpe, Handan, Sinekli Bakkal çok önemli eserleridir diyoruz. Evet, Kerime Nadir. İsmini duydunuz mu bilmiyorum. Çok çok önemli bir isim. Cumhuriyet'in erken dönem Türk Edebiyatı bahsini Kerime Nadir. Türkiye'de çok satar kavramının belki de karşılığıdır. 1943'te yazdığı Gelinlik Kız romanıyla estirdiği Rüzgar okur olmayı Elit bir kavram olmaktan çıkarıp kitlelere yayma başarısı göstermiştir. İlk şiirlerini ve yazılarını Servetifünun'da e. yayımlanır. İlk şiirleri ve yazıları Uyanış ve Yarımay dergilerinde de daha sonra yayımlanmıştır. İlk romanını Yeşil Işıklar isimli ile Yeşil Işıklar isimli ilk romanı 1937 yılında yayımlanmış kitaplarında kadın kahramanlar yaratmış, duygusal aşk ve serüven türünden romanlar yazmıştır. 1940 ve 1970'li yılların en çok okunan yazarlarından olmuştur. Kerime Nadir, kitapları sinemaya belki de en çok uyarlanan yazarlardandır. Geniş okur kitlesinin yanı sıra geniş bir izleyici kitlesi de yakalamış ve Yeşilçam'ın ilk dönemlerine damgasını vurmuş müthiş bir kadın yazarımızdır. Sevgi Soysan, duymayanınız yok. Kadın sorunlarını dile getirmiş bir sanatçıdır. Geriye dönüşler, anımsamalar, iç çatışmalar önemli bir anlatım tekniğidir eserlerinde. Eserlerini 12 Mart romanlarının karakteristik özelliği olan devrimci gençler ile karşısındaki egemen güçler arasındaki dış çatışma ve kendi aralarındaki kimliklerini ve eylemlerini sorguladıkları iç çatışma üzerinde yoğunlaştırmıştır. İlk romanı yürümekle azınlıklar sorununu peşin yargıların dışına çıkarak insancıl bir yaklaşımla incelemiştir ki bu çok önemli bir eseridir arkadaşlar. Yeni şehirde bir öğle vakti romanıyla Orhan Kemal roman ödülüne layık görülmüştür. Şafak'ta ise Adana'da sürgünde bulunan bir kadının başından geçen olaylar etrafında 12 Mart dönemini eleştirmiştir. Ölümünden sonra yayımlanan son romanı ise Hoş Geldin Ölüm. Kansere karşı verdiği yaşam mücadelesi anı tadında anlatılmıştır arkadaşlar. Barış adlı çocuk hikaye kitabında yakalandığı kanser hastalığının izlerini ve 12 Mart sonrası değişimleri konu edilmiştir. Sevgi Soysal çok önemli bir isim. Karşınıza çıkarsa lütfen şaşırmıyorsunuz. Evet. Adalet Ağolu. Belki de siz bunu erkek olarak biliyordunuz. Ama artık doğrusunu öğrendiniz. Önemli bir kadın sanatçı. İlk romanı Ölmeye Yatmak. Bilmeyeniniz yok. Duymadınız, bilmediniz diye bir şey yok. Tabii ki hepiniz bunu biliyorsunuz. Çünkü neden? Çok büyük tartışmalara yol açtı. Ve bundan hemen sonra Bir Düğün Gecesi ve Hayır isimli romanlarıyla bir üçleme oluşturdu. Bu üçlemeden sonra yayımladığı Fikrimin İnce Gülü isimli romanı Toplattırıldı. Bakın fikrim ince gülü burada e, şarkı Türkiye'de ya da şiir değil. Roman. Dikkat. Askeri kuvvetleri küçük düşürmek suçlamasıyla yargılandı. 2 yılın sonunda nihayet aklandı. Bu üçleme döneminde birçok ödüle layık görüldü. Müthiş bir sanatçı arkadaşlar. Adalet Ağoğlu adına iki adet kitap yayımlandı. 2010 yılında anayasa referandumu sırasında verilen bir konferansta Öğrenci Kolektifleri isimli bir grubun yumurtalı saldırısına maruz kaldı. O konu değiştirme gücüne muktedir ender yazarlardandır Adalet Ağoğlu. Onun romanlarını bitirince unutup yolunuza devam edemezsiniz. Dokunduğu yerde iyiye doğru dönüşürsünüz farkına bile varmadan. Çok önemli bir sanatçı ve buradaki eserleri önemli arkadaşlar. Firuzan duydunuz değil mi? Müthiş. Tabii ki duymayanınız yoktur çünkü çok çok önemli eserleri var. Evet Kopyrus ve yeni dergide yayınlanan öyküleriyle asıl ününe kavuşmuştur. İlk eserlerinde düşmüş kadınlar, kötü yola sürüklenen küçük kızlar, çöküş sürecindeki burcu ailelerin yeni yaşama koşullarında bunalan, yurt özlemi çeken göçmenlerin, yoksulluk içinde yaşama savaşı veren, yalnız kalmış kadınların, çocukların dramına e, sevecen bir bakışla eğilmiştir. Firuzan. 1971 yılında yayınlanan ilk kitabı parasız yatılı ile adını büyükler ligine yazdırmıştır. O dönem edebiyatta gündem belirlendi. Kuşatma, Benim Sinemalarım ve Kırk Yediler kült romanlarına dönüştü arkadaşlar. Kült roman belli bir kesimi peşine takan romanlardır değil mi? 1990'da senaryolaştırdığı ve Gülsüm Kara Mustafa ile birlikte yönetmenliğini yaptığı Benim Sinemalarım Cannes Film Festivali'nin eleştirmenlerin 7 günü ve Altın Kamera bölümlerine davet edilen 158 film arasından seçilerek gösterime giren 8 filmden biri oldu. Firuzan çok çok önemli bir isim arkadaşlar. Türk edebiyatının çapkın kadını Tomris Uyar. Biliyorsunuz arkadaşlar ikinci yenicileri kendisine aşık eden bir kişidir Tomris Uyar. E, Türk hikaye yazarı ve çevirmendir aynı zamanda. Papyrus dergisinin kurucularından biridir. Deneme, eleştiri yazıları ile döneminin çok ses getiren kadın yazarlarından biri. Kolejden mezun olduktan hemen sonra Ülkü Tamer evleniyor arkadaşlar ve hatta Ülkü Tamerle evliyken Şekerden Bebek adlı eseri çeviriyor arkadaşlar ve Ülkü Tamer'den Ekin adında bir bebekleri oluyor. 2-3 haftalıkken sütten boğularak ölüyor. Ve bunların yarattığı psikolojik durumdan ötürü Ülkü Tamer'den ayrılıyor. Bu süre zarfında Cemal Süreyya ile tanışıyor. Ve hatta şöyle derler aslında böyle bir dedikodular döner. Magazin haberleridir tabii ki bunlar. E, aslında Ülkü Tamer evliyken Cemal Süreyya ile birlikteler. Ve e, eşini aldatıyor. Cemal Süreyya da işini aldatıyor. İkisi de eşlerinden boşanıp birleşiyorlar. Bir süre sonra anlaşamayıp onlar da ayrılıyor. Ve son durağı kim oluyor? Turgut Uyar oluyor. Arkadaşlar Turgut Uyar o döneme kadar aslında bayağı böyle bir suskun e, bir dönem geçiriyor. 7 sene boyunca şiir yazmıyor. Tomris hayatına girdikten sonra onun için tam olarak bir ilham perisi oluyor. Hatta sonradan tabii ki e, evleniyorlar. E, evliliklerinden Turgut adında bir çocukları oluyor. Daha sonra yani tabii ki bunlar da e, boşanıyor. Hatta Turgut Uyar'ın şöyle bir cümlesi vardır ya dizeleri: bir bozuk saattir yüreğim hep sende durur diye. Bunu tabii ki e, söylediği kişi arkadaşlar Tomris uyardır diyoruz. Ve hatta daha sonra biliyorsunuz Edip Cansever'in de şöyle sözleri vardır. Tomris rakıyı çok severdi, bense onu. Çapkın kadın dediğimiz şey bu aslında bütün ikinci yenicileri peşine takmayı başarmıştır. Tabii ki bizim işimiz magazin kısımla değil, Tomris Uyar'ın edebi hayatıyla. Evet, 60'a aşkın şiir çevresi yapmıştır ve kitap haline getirmiştir kalemi aldığı eserleri edebiyat alanında da ödüller almıştır. Boğaziçi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyat dersleri vermiş, Türkiye Yazarlar Sendikası'nı kurmuş, Pen Yazarlar Derneği üyesidir aynı zamanda arkadaşlar. Dönemin en ünlü dergilerinde eleştirileri ve denemeleri yayımlanmış, daha sonra adını duyurmuştur. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kırmızı Şapkalı Kız, Uyuyan Güzel gibi evrensel masalların günümüzde Türkçeleştirilmesine sağlamıştır. Tomris Uyar ikinci yeninin ilham kaynağı ve can suyudur diyoruz arkadaşlar. Leyla Erbil önemli bir isim arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın önemli kadın yazarlarından biri olan Leyla Erbil Nobel ödüllerine aday gösterilen ilk Türk kadın ünvanını almıştır. Tabii ki maalesef ki ödülü kazanamamış. Evet 2002 yılında Nobel'e aday gösterilerek bu alanda bir ilk olan Leyla Erbil hallaçla başlayan tuhaf bir erkekle biten yazarlık serüveni boyunca topluma aynı tutarken kadının toplumdaki yerine de itiraz etmiştir. Leyla Erbil dediğim gibi Nobel'e aday gösterilen ilk Türk kadın yazardır. Lakin 2000 yılındaki Ankara Edebiyat Onur Ödülü dışında hiçbir ödülü kabul etmemiş. Eserleri kadar sorumlu aydın tavrıyla da, tavrıyla da öncü olmuştur diyoruz. Evet, Tezer Özlü yine çok çok önemli bir isim. Şöyle dizeleri vardır arkadaşlar, çok çok önemli. Şunu öğrenmelisin, sen hiçbir işe yaramaz değilsin. Seni senden çalan toplumdur diyor. Türk edebiyatının gamlı prensesi olarak geçer arkadaşlar. Tezer Özlü kısa yaşamına rağmen hem Türk edebiyatında hem de Batı edebiyatında iz bırakan bir yazar olmayı başardı. İki romanı, Çocukluğun Soğuk Geceleri ve Yaşamın Kıyısına Yolculuk ve üç öykü kitabı olan Tezer Özlü. 1983'te Almanca yazdığı bir intiharın izinde romanıyla Mörberg Edebiyat Ödülü'nü almıştır diyoruz arkadaşlar. Sadece 3 roman yazdı. Çok kısa bir hayat sürdü. Yine de Tezer özlü Türk Edebiyatı'nın klasikleri arasında sağlam bir yer edindi. Ve zaman geçtikçe çağının ötesinde bir yazar olduğunu da daha da perçinledi diyoruz arkadaşlar. Pınar Kür. Yasakların romanı. Pınar Kür 12 Mart dönemini anlatan kült romanı yarın yarın ile edebiyat dünyasında sarsılmaz bir yer edindi arkadaşlar. Kült romanı belli bir kitle tarafından okunan romandır değil mi? Mesela Pınar Kür'ün, mesela Oğuz Atay'ın tutamayanları gibi. Ancak bu kitap ve ardından gelen 3 romanı 1977'de yazdığı Küçük Oyuncu, 1979'da Asılacak Kadın ve 86'da Bitmeyen Aşk toplatıldı. Yeniden okurla buluşmaları ise ...üstüne bir roman yazılmayı hak eden süreçlerin sonunda gerçekleşebildi. Yenilikçi bir yazar olan Pınar Kür... ...evet, örneğin bir cinayet romanı ve cinayet fakültesinde de... polisiye roman tekniklerini kullanarak... ...kurgu ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi de sorguladı. Bitmeyen aşk, bir cinayet romanı, Sadık Bey. Eee, beş peşe, asılacak kadın. Asılacak kadını ya da yarın yarını kim bilmez ki? Kült romanlarının yazarı Pınar Kür... Aynı zamanda adı sansürlerle anılan bir yazar ola geldi. Mücadele Azmi'ni de Yenilikçi Arayışı'nda hiçbir zaman kaybetmedi. Çok önemli bir e, modern bir sanatçımızdır diyoruz arkadaşlar. İnci Aral İnci Aral'ın ilk öykü kitabı Ada Zamandır arkadaşlar. 1979 için oldukça feminist bir isim. İki çocuktan sonra boşanmayla sonuçlanan evliliğinin ardından başlanan yazarlık kariyeri. Bu evliliğin yıkıcı etkilerini neredeyse hemen hemen bütün eserlerinde görebilirsiniz. İnci Aral karakterlerinin çok katmanlı yapısıyla kadın dünyasının bakın kadın dünyasının görünmeyenlerini yazmasıyla dikkat çeker. Yine de edebiyatta toplumsal gerçekçi bir yazar olarak yer edilmesi onun üslubuna ilişkin çok önemli bir ipucudur bizler için. Pek çok öykü kitabından sonra ilk romanını 1991'de kaleme alır. Ölü Erkek Kuşlar müthiş bir eser arkadaşlar. Çok çok önemli. Halen yazmaya devam eden Aral'ın son romanı kendi gecesinde ise 2014'te yayımlanır. Yeni Yalan Zamanlar, Ölü Erkek Kuşlar çok önemli romanlarıdır. İnci Aral daha ilk kitabından itibaren olgun bir yazardı. Önce en dibinde yaşamıştır, sonradan yazdığı acıları. İlk döneminde öykü yazar ama ilk romanı Ölü Erkek Kuşlar ustalığını bir üst seviyeye taşımıştır. Çok önemli bir eser. Latife Tekin. Geçen sene soruldu biliyorsunuz değil mi? Sevgili Arsız Ölüm. Fantastik roman deyince aklımıza gelecek isimlerin başında gelir Latife Tekin. 1983'te yayınlanan Sevgili Arsız Ölümle hızlı bir giriş yaptı edebiyat dünyasına. Ancak hem kadındı hem köy kökenliydi hem de muhalif. Kent yoksulluklarını yazıyordu fakat fantastik şiirsel bir dili vardı. 80'ler sona ermeden peş peşe yazdı. Berçi Kristin çöp masanları, gece dersleri, buzdan kılıçlar ve 1984'te senaryosunu yazdığı bir yudum sevgiyle kim ne derse desin kült yazarları arasında sağlam bir yeri vardı artık. 2009'da yazdığı rüyalar ve uyanışları yayınladıktan sonra uzun bir sessizliğe büründü. Gümüşlükte Sanatla çevrili bir dünya kurdu kendine. 9 yıl süren bu susuzluk, sürüklenme ve Man ve City ile son buldu. Eserleri İngilizce, İtalyanca, Fransızca olarak da yayımlandı. Unutma Bahçesi, Berç Kristin çöpleri, çöp masalları, pardon, e, buzdan kılıçlar, ormanda ölüm yokmuş, aşk işaretleri sayabileceğimiz eserlerden sadece birkaçı. Evet önemli bir isim arkadaşlar. Nezihe Meriç bu sene gelebilir mi? Gerçekten gelebilir beklediğim isimlerden biri. Soru getirmesini beklediğim isimlerden. Cumhuriyet'in ilk e, kadın öykü yazarlarındandır. Bu öykü yazma sevdalısı arkadaşlar olan yazar günlük izlenimlerini başarılı bir şekilde öykü olarak kağıda dökmüştür. Öykülerindeki konular hem bireysel hem toplumsaldır. Evlilik, kadın dünyası aşk, yalnızlık, özgürlük, yaşama sevinci, 12 Mart dönemi, kuşak çatışmaları, yoksulluk ve göç onun en çok işlediği konuların başında gelmekte. Mekan olarak ise ev, karakol, mahkeme salonu, hapishane, meyhane, taşıtlar ve sınıf kullanmış dış mekan ise İstanbul, Bodrum, Ankara, semtler, caddeler ve yurt dışındaki ülkeleri seçmiştir diyoruz. Toplum içinde kendi iç yalnızlığını sürdüren genç kız ve kadınların bu yalnızlık psikolojilerini çözümlemede yoğunlaşır. Örf ve adetlerin sıktığı kadınları anlatır arkadaşlar. Öykülerine baktığımızda boz bulanık, topal koşma, menekşeli bilinç, duman altı, bir kara derin kuyu, yandırma, önemli eserleri, korsan çıkmazı çok çok önemli bir romanıdır ve boşlukta mavi adlı eserleri arkadaşlar önemli bir romanı. Nazlı Eray soru beklediğim başka bir isim. Yazma lise yıllarında başlamış. Hikaye çalışmalarıyla tanınmıştır arkadaşlar. İlk öyküsü Monte Haristo Varlık Dergisi'nde yayınlandı. 1975'te ilk kitabı Ah Bayım Ah basıldı. Öyküleri İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Çekçe, Urduca ve Hinçe'ye çevrildi. 1986'da öykülerinde bir demet Almanca olarak Almanya'da yayımlandı. Eserlerinde ironi ve eleştirinin ağır bastığını biliyoruz. Düşle gerçeğin yaşananla tasarlananın iç içe gör, örüldüğü öykü ve romanları zengin bir düş gücünün üründür. Fantastik gerçekçilik deyince aklımıza gelecek isimlerden biridir. Uyku istasyonu, aşkı giyinen adam, arzu sapağında inecek var. Çok çok önemli romanları arasında. Buket Uzuner önemli başka bir e, isim arkadaşlar. Şöyle tutalım. Eğer bu memlekette kadınlar günde beş erkek öldürseydi, çoğunluğu erkek olan parlamentomuzdan şimdiye kadar kadınlara karşı onlarca kanun çıkartılır, kadın ıslah is evleri bile kurulur ve sorun çözülürdü der Suad'lı eserinde. Romancı ve gezi yazarı kimliğiyle ön planda olan bir yazarımız. Uzuner'in önemli bir ünvanı Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yılında üniversiteler, basın ve çeşitli meslek kuruluşlarının katıldığı bir jürinin oylarıyla Cumhuriyet'in 75 Başarılı Kadını ünvanıdır. 1977 yılında Dönemeç dergisinde ilk kez yayınlanan öyküsüyle yazın hayatına adımını atan yazarımızın farklı türlerde pek çok eseri bulunmakta. Öykü alanında benim adım Mayıs. Yolda İstanbullular. Roman türünde balık izlerinin sesi, uzun beyaz bulutlar. Gezi türlerinde ise bir siyah saçlı kadının gezi notları, New York seyir defteri sayabileceğimiz önemli sadece birkaç eseridir. Yine önemli bir isim arkadaşlar. Elif Şafak. Aşkı okumayanınız yoktur değil mi? Evet. Bit Palace Araf romanlarıyla geniş kitlelere ulaştı. Tanınmasına öncelik eden bu romanlarla büyük bir üne kavuşmuştur. 2009 yılında Aşk romanı kısa sürede en çok satan edebi eser ünvanını aldı. Dünyevi aşk ve tasavvuf eser de birlikte işlendi. Şems ile Mevlana'nın ilahi aşkı üzerinden kitabın kahramanları Ella ile Aziz'in dünyevi aşklarına kadar yolu vardı ve uzandı bu döneme kadar. Kitapları 30'dan fazla dünya diline çevrildi. Güneydoğulu bir ailenin Londra'ya göç etmesiyle ve burada yaşadıklarını İskender adlı romanında dile getirdi. Metcezir kitabında dil ve edebiyatla ilgili yazılarını bir araya getirdi. Eserde kadın kimlik ve kültürel bölünmeyi anlattı. Baba ve Piç romanını İngilizce olarak yazar. Eserde Türklüğe hakaret nedeniyle dava açılır fakat dava beratla sonuçlanır. Eserde Türk-Ermeni ilişkileri incelenir. Firar Perest eserinde deneme tarzındaki yazılarını toplar. İlk romanı Pinhan'la 1988 Mevlana Büyük Ödülünü, Mahrem romanıyla da Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü kazanır. Aşk, Baba ve Piç, İskender, Havva'nın Üç Kızı, Ustan ve Ben, Siyah Süt eserlerinden sadece birkaçıdır arkadaşlar. Müthiş bir sanatçıdır Elif Şafak. Gülten Akın, evet Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu kaymakam olan eşin görevi nedeniyle Anadolu'yu karış karış dolaştı. İnsan Hakları Derneği halk evleri gibi örgütlere kurucu ve yönetici olarak atandı. Siyasi alandaki görüşleri ve savunmalarının yanı sıra Türk şiirinin altın tacı olarak anıldı. Döneminin en önemli dergilerinde şiirler yayımladı. Anadolu'dan esinlenerek folklorik ögelerden yararlandı. Şiirleri pek çok dile çevrildi. Kırktan fazla şiiri beste haline getirildi. Şiirlerinde önceleri aşk, özlem gibi kişisel konular ağırlıktayken edebi yaşamının sonlarına doğru toplumsal konuları işledi. Beste haline getirilen şiirlerinden biri Sezen Aksu'nun seslendirdiği Deli Kız'ın türküsüdür arkadaşlar. Önemli bir isim. Evet Ayşe Kulin Biliyorsunuz değil mi? Ada Aylin. Duymayanız yok belki. Aşk aynen yazıldığı gibidir. Sesli başlar, sessiz biter der Ayşe Kulin. Ayşe Kulin, Güneşe Dön Yüzünü isimli öykü kitabıyla edebiyat dünyasına müthiş bir giriş yapmıştır. Roman, hikaye, biyografi ve deneme türünde eserler yazmıştır. Biyografik bir eserdir ilk yazdığı roman adı Aylin. Giritli bir ailenin kızı olan Aylin Devrimel'in prenseslikten ABD ordusundaki albaylık görevine uzanan yaşamı anlatılır. Yine biyografik eser özelliği gösteren Füreya, kadın seramik sanatçısı Füreya'nın zengin ve renkli ayrıntılarla dolu yaşamı anlatılır. E, Boşnak Sırp çatışmasının bir fon olarak kullanıldığı Sevdalinka romanında kadın kahramanın bakış açısından kadın erkek ilişkisine Yanlış Evlilikleri, Türkiye'nin 90'lı yıllardaki siyasi ve sosyal olayları anlatılır. Belgesel roman özelliğini taşıyan Köprüde ise farklı inançlara sahip Mevlüt ve Esman'ın ilişkileri çerçevesinde Kemaliye Köprüsü'nün yapım aşamaları, başbağlara yapılan terörist saldırılar ve Erzincan valisinin bürokrasi ile mücadelesi anlatılır. Nefes Nefes adlı eserinde 2. Dünya Savaşı sırasında yüzlerce Yahudi soykırımdan kurtaran başarılı bürokratları anlatır. Müthiş bir isim arkadaşlar Ayşe Kulin. Sevgi Çokum, evet İstanbullu bir sanatçı. Birçok gazete ve dergide görev almış ve yazıları yayınlanmıştır. Hikayelerinde İstanbul'un geleneksel sosyal dokusundan kesitler sunmaya çalışmış, romanlarında da sosyal konulara ve tarihe değinmiştir. Fıkra, söyleşi, senaryo, oyun, radyo oyunları gibi türlerde de eser vermiş, manevi değerlere önem veren bir yazardır. Milli ve dini bir duyarlılıkla özellikle kent yaşamındaki insanların kimlik sorunlarına yaklaşmıştır. Hisar grubunda yer almakta arkadaşlar. Ey ağaçlar, bölüşmek, makine, derin yara, zor bizim diğer hilal görününce çok önemli eserleri. Tugan Sena, roman ve öykülerini kolay ve anlaşılır yazmaya çalışmıştır. Ruh bilimsel açıdan roman kahramanlarının davranışlarını irdeleyen yazar dikkatleri üzerine çekmiştir kadın halkları savuncusu olarak birçok faaliyette bulunan Asena bu konuyu sürekli olarak köşe yazılarına ve eserlerine aktarmıştır. Kadının Adı Yok çok çok önemli bir roman arkadaşlar. Hatta Hollanda, Almanya ve Yunanistan'da tercüme edilmiştir ve 40 baskısı, 40 tane baskısı yapılmıştır. Asena eserlerinde işlediği konular nedeniyle feminist yazar kimliğiyle de tanınmış. Kadının Adı Yok. Aslında aşk da yok. Aynada aşk vardı. Aslında sen özgürsün. Aşk gidiyorum demez. Önemli romanları, paramparça, kahramanlar hep erkek, önemli hikayeleridir diyoruz arkadaşlar. Nazan Bekiroğlu duyduk değil mi? 1997 yılından beri hikaye, deneme, roman ve incelemelerini yayımlamakta. İlk kitabı olan Nun Masallarını 1997 yılında yayımladı. 2006 yılında Cam Irmağı Taş Gemi adlı hikayesiyle Türk Yazarlar Birliği hikaye ödülünü almıştır. Geleneksel anlatı formlarına formlarını romanla başarıyla uygulamış babası İçinde Bir Sızı Var adlı hikayesinin kahramanı olmuştur. Çeşitli dergilerde çok sayıda bilimsel makale, deneme ve hikayesi yayımlanmakta. Bir röportajında Nazan Bekiroğlu romancı olarak anılmak ister mi sorusuna Yazmayı bir bütün olarak sevdim ben. Bütünüyle sanatı çok sevdim. Tahammülün en kestirme yolu olarak göründü bana. Ama gelip durduğum yer roman gibi görünüyor. Buna itirazım yok. Cevabını vermiş. Halen biliyorsunuz Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta. İsimle Ateş Arasında romanında değerler ve simgeler üzerine çatışması değerler ve simgeler çatışması üzerine yoğunlaşmış. Eski yeni, güzel, çirkin gibi zıtlıklar arasında kalmış kişilerin kaçış psikolojilerini bilinçaltı tekniğini kullanarak anlatır Nazan Bekiroğlu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve halen kanalıma abone değilseniz abone olunuz. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.